bir ay sonra açıklayacaktık ama hadi şimdi açıklayalım. Tamam, bir müjde geliyor. Evet, bir müjde geliyor. Merak ettiğim bir şey var. BMC'yi biz uzun süredir takip ediyoruz. Geçmişte de baktık, kökenli bir şirket. Bir dönem otobüslerimiz vardı. Halen devam ediyor sanırım. Hala otobüslerimiz var. Sivil alanda hala kamyonlarımız var. Sivil alanda. Şimdi sözü geçti diye söylüyorum. Sizi de özellikle gençler takip ediyor. O yüzden altını çiziyorum. Bütün bu sivil araçlarımızı elektrikli hale getiriyoruz. Bunlar da İzmir fabrikamızda. Oraya da bekleriz sizi inşallah. Asıl soruma geçeyim. Şimdi yerli otomobilimiz TOGG piyasaya çıktı. Evet. Talihlerine kavuşmaya başladı. BMC'nin de yerli otomobil projesi var mıdır? Şimdi BMC olarak biliyorsunuz TOGG'un %23'ü BMC'ye ait. Ben de BMC CEO'su sıfatımla TOGG'un yönetim kurulundayım ve TOGG'un yatırım kurulundayım. Dolayısıyla kendi iştirakimiz olan bir firmaya rakip çıkartmak doğru olmaz. Böyle bir şeyimiz var. Onu da söyleyeyim. Madem siz sordunuz, bir ay sonra açıklayacaktık ama hadi şimdi açıklayalım. Tamam, bir müjde geliyor. Evet, bir müjde geliyor. Bizim doğuştan zırhlı bir araç üretiyoruz. Bir SUV üretiyoruz. Tulga isminde. Şu anda prototipleri tamamlandı. Hatta geçen gün bir arkadaşımla karşılaştım. Ya senin Tulga'yı yolda gördüm dedi. Eyvah dedim. Teste çıkarmışlar, sana yakalanmış. Dolayısıyla sıfırdan tasarımı zırhlı bir tane SUV ürettik. Şu anda testleri yapılıyor. 1,5-2 ay sonra da seri üretime geçecek. Onu da paylaşmış olayım. Burada Altay tankından bahsederken Murat Yalçıntaş bizlere bir müjde daha verdi. Zırhlı Tunga ismindeki SUV bir araç geliştiriliyor. Bu aracın detaylarına da 1-1,5 ay sonra inşallah erişebileceğiz. Sağ tarafta dikkatimi çeken bir şey var. Muharebe esnasında onun ne gibi faydaları olacak? Askerimize, Türk askerimize neler katacak? Bununla ilgili de bilgi edinmek istiyorum. Dikkatimi çekti. Evet. İleride gördüğünüz bu araç, yeşil ve üzerlerine merdiven olan araç, bizim BMC olarak jandarmaya verdiğimiz bir araç. Mars aracı bu ve jandarmanın acil müdahalelerde kullandığı bir araç. Görüyorsunuz üzerinde merdivenler var, aynı itfaiye aracı gibi. Nerede kullanılıyor? Diyelim bir teröristler bir binanın üst katında olduğu zaman veya Allah saklasın bir uçak kaçırma eylemi olduğu zaman bu silahlı kuvvetlerimizin seri bir şekilde intikal etmesini ve de oradaki teröristlere müdahale etmesini sağlayan bir araç. Muhtelif özellikleri var ama söyleyemiyorum, tabii, kusura bakmayın. Kısaca dosta güven, düşmana korku veriyor. Aynen, dosta güven, düşmana korku veren araçlarımızdan, evet, bir başkası.